Efe Fantin kentteyiz. Şurası kütüphane gibi bir yer. Celsius kütüphanesi muhtemelen. Kapısında da 4 tane kadın var. Kadınların ismini unuttum. Bilgeliği vesaire temsil ediyorlar. Şurası yürüme yolu. Şu kısımları çok merak etmeyeceksinizdir muhtemelen ama ben yine de söyleyeyim. Bu çukurlar bok çukur arkadaşlar. Zamanında umimi olmayan VC'ler varmış. Bakın böyle yan yana. Artık insanlar nasıl yapıyorsa birlikte. Tabii bunlar uzun kırılmış zaman içinde. Şöyle göstereyim. Burada aynı zamanda lahitler vesaire de var. Buradan çıkalım. Tabii tarihi hakkında çok derin bir bilgiye sahip olmadığım için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece rehber eşliğinde gezmiyoruz. Bireysel geldik. Rehber eşliğinde gezen arkadaşlar var. Onların peşine takılabilirsiniz. Şöyle yollar. Burası yamaç evler. Giriş hemen şuracıkta. Şöyle Celsius Kütüphanesi'nin hemen üstünde. Yamaç evlere girmek için müze kart geçerli değil. Efes'e müze kartta giriyorsunuz ama buraya ekstra bir bilet almanız lazım. Burası da bir tapınakmış zamanında. Hadrianus Tapınağı'na geçiyormuş. Sezer, burası ne kardeşim? Burası mı tapınakmış? Baharatçı üzerinde. Hadrianus Tapınağı. Nasıl buldun Efes Antik Kenti? Güzel. Daha yeni başladık gezmeye. Evet. Kuşadası'ndan. Kuşadası'nda ilk gün kampımızı yaptık. İkinci günde. Bakalım artık neresi nasip olursa. Selçuk, Efes Antik Kent'teyiz. Zaten videonun başlık kısmını atarım. Bakın böyle güzel kayalar var. Yani tarihi dokusu var. Yani 2000 yıldan beri halen burası böyle bu şekilde kalmış. Bu arada sesli rehber de alabiliyorsunuz. Biz hani ücretinden dolayı fazla bütçemiz yoktu, alamadık. Sesli rehber alıp sesli rehber eşliğinde de gidebiliyorsunuz. Her yapının önünde ne oldukları yazıyor. Mesela burada bilmem ne stovası varmış. Bulunan bir yapının beyaz sayfasında vesaire vesaire yazıyor burada. Şöyle yakınlaşayım. İsteyen durdurup okuyabilir.